Merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte uzun zamandır aslında yapmayı planladığım ve şimdi fırsatını bulduğum amigurumi çalışmalarının tekniklerini öğrenmeye başlayacağız. Arkadaşlar aslında amigurumi yapmak gerçekten çok basit ama çok emek. Kolay ama emek sarf etmeyi gerektiren bir çalışma amigurumiler. Bu videomda amigurumi için gerekli olan malzemeleri sayıp ondan sonra en temelinden sihirli halkadan başlayacağız arkadaşlar. Amigurumi için görmüş olduğunuz gibi bu şekilde koton ipler kullanıyoruz. Bazen bunları böyle küçük alabiliyoruz ya da isterseniz bu şekilde büyük olanları var. Daha büyük çalışmalar yapacaksanız, daha fazla ip gidecekse bu şekilde büyük ip alabilirsiniz. Bunların kalınlıkları var arkadaşlar. Eğer büyük çalışmalar yapacaksanız daha kalın ipler de kullanabilirsiniz. Hatta kadife ipler var. Çok büyük çalışmalar kadife iplerle yapılıyor. Biraz daha şu şekilde ince olanları da var. Bunları da daha kibar, daha böyle zarif bebekler için kullanabilirsiniz. Ben 2 numara tığ kullanıyorum. Eliniz çok rahatsa 2 numara tığ kullanın. Çünkü bu çalışmanın biraz sıkı olması gerekiyor, gevşeme yapmaması için. Ki koton ipler genellikle açma gevşeme yapmıyor. O yüzden en çok koton ipleri tercih etmenizi ben söylerim, nacizane fikrim. Tabii ki her türlü ip de kullanabilirsiniz ama daha sonra açma yapabilir. Ayrıca takma gözler kullanıyoruz, kilit göz diyoruz. Bunlar her yerde var, tuhafiyelerde var, rahatlıkla bulabilirsiniz. Elyaf kullanıyoruz, boncuk elyaf kullanırsanız çok rahat edersiniz. Bu amigurumi örgü bebekler biliyorsunuz yıkanabiliyor. Bu yüzden de çok sağlık açısından da çok rahat kullanabileceğiniz bebekler. Şimdi amigurumi'nin temelinde tabii ki sihirli halka var. Çünkü elleri, ondan sonra ayakları yaparken kafayı her zaman sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halka nasıl yapılır? Üzerine sık iğne nasıl olur? Bu videoda bundan bahsedeceğim. İpimi şu şekilde tutuyorum. Bakın. Baş parmağım yukarıda değil, altta. Böyle çeviriyorum. Çevirdikten sonra bir tane içinden, bakın şöyle tığımı içinden geçiriyorum. Bir tane kendime çekip bir zincir çekip burayı bu şekilde sabitlemiş oluyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum ve 6 tane sık iğne yapıyorum. Amigurumilerin temelinde genellikle 6 sık iğne olur arkadaşlar. Her şeye 6 sık iğne ile başlarsınız. Altı sık iğne yaptıktan sonra ipimi çekiyorum ve burayı kapatıyorum. Kapatma nasıl olur? Şimdi bunu aslında örerken iki farklı yöntemle ören arkadaşlar var. Kimileri bunu ucundan alır. Şöyle ilk sık iğnenin şu tepesine batar. İlk sırayı çok sıkmayın arkadaşlar, yoksa zorluk çekersiniz. İlk sıra zordur her zaman. Şuradan batar. Bakın şu şekilde. Bir tane kaydırma yöntemiyle kilitler ve bir zincir yapıp yukarıya öyle çıkar. Böyle yaptığınız zaman her zaman bu zincir yeriniz belli olacaktır. Yani ördüğünüzde kolu, bacağı hep o zincirle yukarı çıktığınız yer kendisini çok fazla gösterecektir. O yüzden onun yerine ben şu şekilde hiç burayı batmadan direkt birinci sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Böylelikle birinci sıramı bitirmiş ve ikinci sırama geçmiş oluyorum. Sizlere tavsiyem buradan farklı renkte bir iple, şimdi ben kesmedim ama farklı renkte bir iple birinciyi ördükten sonra hemen dibinden şöyle küçük kısa bir ip alın. Çok kısa olmasın, biraz uzun ip olsun. Bir işaretleyici koyun. Özellikle yeni başlayanlar bunu mutlaka yapsınlar.
Böylece sıranızı hiç şaşırmazsınız. Burası sizin başlangıç noktanız arkadaşlar. Bu daire büyüdükçe sıraların, sık iğnelerin sayısını tutmak aklınızda zor olacaktır. O yüzden başlangıç noktanızı belirtin. Peki ikinci sıra nasıl yapılıyor? Artık artırmalara gidiyoruz arkadaşlar. Sık iğnelerin üzerinde artırmalar yapıyorsunuz. 6 tane sık iğnenin üzerine hangi bebeği yapacaksanız onun verildiği ölçülere göre artırmalara başlayacaksınız. Bunu da sizlere artırma nasıl yapılır ikinci videomda paylaşacağım. Çok fazla videoları uzun tutmak istemiyorum. Evet, ikinci videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.